بسم الله الرحمن الرحيم ولا Arkadaşlar bir bir müsaade edin. Biraz açalım. Esselamu aleyküm. Bugün Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han Hazretlerinin vefat yıl dönümünde kendisini kabri başında dualarla, Kur'an tilavetiyle, özlemle, hasretle andık, hayırla yad ettik. Ve Cenab-ı Allah bizleri kendisiyle cennetinde buluştursun duasında bulunduk. Şefaatlerine nail eylesin duasında bulunduk. Merhum Erbakan hocamız bizlere Sultan Abdülhamit Han Hazretlerini her fırsatta en mükemmel şekilde anlattı. Bizleri bu konuda bilinçlendirdi. Onun nasıl bir insan olduğunu bizlere aktardı. Allah Erbakan hocamızdan da razı olsun. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri insanlığın çekmekte olduğu sıkıntıların asıl sebebi olan dünya siyonizmi mikrobu konusunda şuurlu, bilinçli, ferasetli bir kimseydi. Bu konuda en bilinçli, en şuurlu insanlardan bir tanesiydi. Ve bu sebeple de tahtta bulunduğu sürede de bütün ömrü boyunca da bu insanlığa maddi ve manevi sıkıntıyı veren dünya siyonizminin planlarını bozmak için mücadele etti. Dünya siyonizmine karşı elinden gelen gayreti ortaya koydu. Daha 100 sene öncesinden, 120 sene öncesinden bugün Orta Doğu'da İslam aleminde yaşadığımız bu felaketleri gören, sezen bir insan olarak bu felaketler olmasın diye ta 100 sene öncesinden, 120 sene öncesinden dünya siyonizmiyle mücadele etti. Allah kendisinden binlerce kez razı olsun. Bizlere de aynı şuurla, aynı kararlılıkla, aynı yolda yürümeyi, mücadele etmeyi inşallah nasip eylesin. Hem Sultan Abdülhamit Han Hazretlerine hem bütün geçmiş padişahlarımıza, ecdadımıza Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Bizleri onlarla cennetinde buluştursun inşallah. Çok teşekkürler ediyorum. Allah'a emanet olunuz.